Türkiye'nin önündeyiz ve Ekrem Başkan'ın yanındayız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün terminalimizin esnaflarında bir tane arkadaşımızın eylemi uyandık güne. Bu arkadaşımızın sizi bu arkadaşla ilgili bir bilgilendirmek istiyorum. Kısa bir bilgilendirme. Bu arkadaşımız Sakarya'da geçmişte VIP Turizm ortağıydı. Bizimle VIP Turizm'in ortağıydı, ayrıldı, firma kurdu. Ve burada Sakarya'nın bir firması da VIP Turizm bütün almış olduğu yazıhaneleri belediyeden hibe olarak almadı. Bütün hesaplarımız, oradaki hesaplarımız hepsinin bedel ödeyerek aldığını, ama bu arkadaşımız orada devrilip satılık yazıhaneler vardı. Almanya'dan geldi, Hans yazıhane aldı. İzmir'den Pamukkale'ye geldi, yazıhane aldı. Biz bu arkadaşımıza dedik ki, kardeşim sen de burada yer al. Ben aptal mıyım? Şu muyum, bu muyum? Ağız bozukluğunu da ortaya koyarak belediyeden bedava yer, avantı yer almanın peşinde. Bugünkü arabalarında yazmış oldukları tamamıyla asılsız ve gerçek dışı. Burada ben şu an termal esnafları adına konuşuyorum. Burada esnaf burada. Camianın tamamı burada. Size birazdan da basına vereceğim. Bu camiada istenmeyen bir adam. Neden istenmeyen bir adam? Tamamen usluk bozukluğundan sebep. Camiada bir tane adamı olmayan, belediyede baskı yapılarak, İHH'nın başkanı ve yöneticilerini de arkasına alarak, bizim yardım verdiğimiz kuruluşların bakıyoruz ki karşımızda bu arkadaşı destekliyor. Desteklemenin amacı ne? Büyükşehir Belediyesi'nden bedava yer almanın peşine düşmüşler. Burada arkadaşlar 85 milyonun hakkı var. 85 milyonun hakkını gasp etmeye uğraşıyorlar. Bu esnaf da diyor ki böyle bir eylem planında karşısında dikildi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da arkasındayız. Büyükşehir Belediye'mize baskı yaparak, genel sekreterlerimize baskı yaparak buradan bedava yer almanın peşine düştüğü için bu esnaf da kalktı, buradaki haksız bir eylemin karşısında durmuş oldu. Bunlar rekabet istediğin fiyata taşıyabilirsin dedik. Dedik ki bu arkadaşımıza, geçtiğimiz sene bu sorunla karşı karşıya yine kaldı. Ben VIP Turizm olarak kendi yazıhanemi boşalttım. Dedik ki burada huzur olsun, kendisine verdik. Şu an arkadaşlar yaptığı iş terminalde yasal değil. Rezanesinin olmaması, korsan taşımacılık yapıyor bu arkadaşlarımız. Biz belediyemiz, emniyetimize bu işi defalarca söyledik. Burada şu an bu arkadaşın yapmış olduğu iş korsan taşımacılık yapıyor. Ha bugün de burada da deklar ediyoruz. Buradan kalktıktan sonra da bu korsan taşımacılık terminalde son vereceğiz. Bu adam mağdur değil. Bu adam camiayı mağdur eden adam. Bu adam termal camiasına hem mağdur ediyor, mağduriyeti yaşamış bir kispe giyip sağda solda Sakarya'nın gündemine nasıl gelirim, nasıl düşerim yapmış olduğu eylem şeylerinden anlaşılacak olacak ki bugün bu arkadaşımızın ya belediyeye yer verdi, buraya al kardeşim şeyini devam et. Belediye burada kimseye avantaj vermedi. O camiadaki herkes bedel ödeyerek aldı. Ama bu arkadaşımız bu camiadan şeye istiyor, avantaj istiyor büyükşehirimizden. Arkadaşlar belediyemiz hep iyi niyetli, çözüm odaklı mücadele etti. Geldiğimiz sonuç bu yönde. Ama Allah'ın izniyle ne esnafımızı ne belediyemize boyun eğdiremeyecek. Bundan sonra kim gelirse gelsin, böyle avantaj isteyen kim olursa olsun bu camiye tek vücut karşısında duracaktır.